Sen dur. Dur sen dur, bekle bekle. Muhterem hocam, selamun aleyküm. Ya bizim burada bir tablo var da böyle, tövbe estağfurullah, üç harfler mi kaçmış nedir, böyle bir acayip ya. Bir bakıversen. He? Olur mu? Merhaba, ben Ateş Çetin ve kişisel kanalımdan hepinize selamlar. Beni Galaksinin Sesinden tanıyor olabilirsiniz. Fakat bu sene itibariyle Star Wars da dahil olmak üzere ve Star Wars'un dışında kalan bazı nerd dünyasından konuları ya da biraz daha kısıtlamak gerekirse benim de ilgimi çeken konuları kişisel kanalımda sizlerle paylaşmaya karar verdim. Burada yapacağımız şeyler kutu açışları olacak, incelemeler olacak. Gittiğimiz, gördüğümüz yerleri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Gittiğimiz yerler arasında film setleri olabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı bazı etkinlikler olabiliyor. Buradan elde ettiğimiz görüntüleri sizinle kişisel kanalımdan paylaşacağım. Niyetim böyle. Umarım oldukça verimli bir yıl geçiririz deyip şimdi konuyu yavaşça toparlayayım. Ve bugünün asıl olayını sizinle paylaşayım. Bugün bir kutu açılışı yapacağız ve arkamda ipucunu alıyorsunuzdur neyle alakalı olduğunu. Hayalet Avcıları Dünyası'ndan bir ürünün kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Açacağımız ürün de daha teknik adını söyleyeyim öncelikle. Spengler'ın Neutrona Wand'ı, yani Spengler'ın Neutrona Değneği. Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse Hayalet Avcıları'nın silahı. Şimdi bu ürünü öncelikle belirtmem gerekiyor. Dreamers'tan satın aldık. Gizem'in bana yeni yıl hediyesi. Bu ürün zannederim, yanılmıyorsam, 2019 yılında iki kez piyasaya çıktı ve 2019 yılından beri aslında ülkemizde satışta olan bir ürün. Fakat 2021'in sonunda biliyorsunuz yeni Hayalet Avcıları filmi gösterime girdi. Afterlife. O filmin de etkisiyle zannediyorum zaten radarımda olan bir şeydi. İsteğim birazcık daha böyle depreşti. Ve yeni yıl tanrıları benim dileklerimi gerçek yaptı. Şimdi çok fazla zamanınızı almadan kutuyu açalım diyorum. Şimdi öncelikle dikkatinizi çekmiştir. Kutu böyle bir şey olarak tasarlanmış, adet çantası gibi tasarlanmış, çok hoş bence, hoş bir şeye sahip, böyle havaya sahip. Zaten şeyi filmi de izlediyseniz biliyorsunuzdur. Hani ya zaten beni şu anda izliyorsanız Hayalet Avcılarını biliyorsunuzdur en azından ne olduğunu diye düşünüyorum. İlk kez 1984'te ilk film gösterime giriyor. Ardından 89'da ikinci film gösterime giriyor. Sonrasında 2016'da maalesef tarihsiz diye adlandırabileceğim bir reboot denemesi gerçekleştiriliyor. Tamamen kadın bir ekipten oluşan Hayalet Avcıları şeklinde düşünülmüş bir film yapılıyor. Ve sonrasında belki de ruhani olarak devam filmi şeklinde kabul edilebilecek bir film olan Afterlife yapılıyor. O da aslında daha önceden gösterime girecekti. Fakat pandemi sebebiyle gösterim tarihi ötelendikçe ötelendi. Ve en sonunda Kasım ayının ortası gibi sinemalarda gösterime girdi. Ve ben çok beğendim. Bence çok güzel olmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, merak ediyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum deyip şimdi kutuyu açıyorum. Bir de bu şurada kameramız var. Şimdi bu Egon'un Neutrona Değneği. Egon'da Hayalet Avcıları'nı tanıyorsanız eğer ya da tanımıyorsanız ekibin beyniydi. Şimdi
Zannederim bu ürünün standının parçaları. Önce içini boşaltacağım, sonra hepsine tek tek beraber bakacağız. Çıkarmaya çalışırken bir yandan da size aktarayım. Ürün sadece böyle bir prop şeklinde düşünmeyin ürünü. Bazı elektronik detayları da var. Neler diye soracak olursanız. LED ışıkları var. Sesleri var. Ve de bir titreşim motoruna sahip. Bu arada bunu tabii artık Hasbro yetişkinleri de dikkate aldığı için yetişkin koleksiyon ürünü adıyla pazarlıyor. O yüzden pek çocuklara yönelik bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Çıkmamak da direniyor. Şu alttakini... Tabii böylelikle pil haznesi ortaya çıkmış oldu. Şimdi kaldı burası. Çok zorlanıyorum. Galiba şimdi olacak. Kartonu yırtacağım. Evet, uzun bir mücadelenin ardından bu parçayı da çıkarmış bulunuyorum. Daha şunu da şimdilik şöyle kapatarak ya bu benim için özel bir an çünkü ben gerçi bu mesajımı sosyal medyada paylaşmıştım ama bir kez de buradan aktarma ihtiyacı hissediyorum. İşte benim gibi 80'lerde, 90'larda çocuk olduysanız o zamanlar hayal dünyanızı besleyen neler vardı? İşte televizyonda izlediğimiz çizgi filmler, Transformers, Ninja Kaplumbağalar ve Hayalet Avcıları. O zamanlar çizgi filmi de vardı. Biz belki çizgi filmini filminden daha çok izliyor ve biliyorduk. Ve ben işte ilkokuldayken sınıf arkadaşlarımızla teneffüslerde Hayalet Avcıları oynardık. Ve ilk teneffüs mutlaka kimin kim olacağı kavgasıyla geçerdi. İşte gözlüklüler ki ben de gözlüklüydüm. Egon olma kavgası ederdi. İlk teneffüs öyle geçerdi. Sonrasında herkes işte kim olacağına karar verdikten sonra artık oyuna başladık ve ekipmanımız da sınıfın zengin çocukları değilsek eğer, ben de olmayanlardandım. Kullandığımız şeyler sırt çantası ve bunun yanında bir cetvel. Bunları kullanırdık. Zengin çocuklar biraz daha, ya bunun kadar değil ama bu çizgi filmdeki ve o zamanın işte oyuncak teknolojisine uygun olarak yapılmış buna benzer oyuncakları vardı. Onlar onlarla oynardı. Ama şimdi yıl 2022 ve artık filmdeki proplardan taranarak üretilmiş olan bu prop artık benim koleksiyonumda diyelim. Şimdi buna geçmeden önce belki de hızlıca şunu tamamlarsak daha güzel olur. Bunu artık kaldırıyorum. Bu değneği sergileyeceğimiz stand.
En güzel şeyi sona saklıyorum. Prospektüsüne bakmadan yapıyorum. Sanırım prospektüsüne bakma ihtiyacı duyuyorum. Doğru yapmışım. Bu niye böyle? Doğru yapmış. Şöyle bir ekstra parçası var ama bunun ne olduğunu biraz sonra değineceğim. Yiyelim. Şu şekilde sergileyelim. Sanırım doğru yerleştirdim. Yayından sonra biraz daha ince ayar yaparım. Şimdi sizin izlediğiniz açıdan çok detaylı gözükmüyor olabilir ama ben burada tabii yakından bakınca detayları görüyorum. Hani üstündeki eskitmeler olsun. Bayağı güzel iş çıkartmış Hasbro. Şimdi tabii şu kısmı normalde 84 ve 89'da filmde olan bir detay değil. Bu 2021 Afterlife filminden bir detay. Çünkü zaten o filmdeki Ego'nun hayalet avlama silahı taranarak yapılmış. Böyle yaptık. Şimdi bu 3 adet kalem pille çalışıyor. Onları koymadan önce şurayı da göstereyim. Bakın. Hani eğer bir cosplay yapma işine girişecek olursanız şurasından kemerinize asabiliyorsunuz. Böyle bir askısı var. Ve şöyle bir şey var. Bunun da ne olduğunu bunu anlatırken değineceğim. Şimdi hızlıca pillerimizi yerleştiriyorum. Çok heyecanlandım. Bu sesi duymayı bekliyorum. Hazır mıyız? Şimdi eksik. Eksik mi yaptım acaba? Galiba bir hayalet avcısı olmaya henüz hazır değil. Later. Tamam çözdüm. Önce her şeyi bir kapatalım. Konu şu. Şimdi. Bakın üstünde çok fazla buton var. Biraz kafa karıştırıcı. İlk kez oynadığınızda şaşırtıyor ama ikinci seferde çözüyorsunuz. Şimdi activate'de uyandırıyoruz. Sonra şuraları açıyoruz. Sonra bakın şurada bir kol gibi bir şey var. Buna bastığımız zaman
burası çıkıyor. Bahsettim ya farklı modları vardı. O mod değişikliklerini şuradaki butona basarak yapıyorsunuz. Bakın rengi değişecek. Dedim değişmedi. Tamam peki o zaman ondan önce şunu anlatayım. Bakın yoğunluğunu, yoğunluktan bahsetmiştim, ses ve titreşim yoğunluğu. Onu şuraya çevirerek yapıyorsunuz. Ve buradaki LED'lerden anlayabiliyorsunuz. Hani arttıkça yoğunluk da artıyor. Artırıyorum. Şu an en yoğuna getirdim. Şimdi mod değişimi yaptık mı? Yapamadık. Tamam. Şimdi mod değişimi yapıyorum. Bu slime, balçık fırlatıcı, yeşil. Ateş ediyorum. Şimdi elektron fırlatıcı mavi oldu. Bu aslında bizim Star Wars Force Fixation kılıçlarında gördüğümüz LED sistemine benziyor. Şimdi tekrar değiştirdik. Yeşil olan neydi? Yeşil olan neydi onu hatırlamıyorum. Ateş fırlatıyor gibi sanki ve bence en güzeli, klasik olan. Böyle turuncu, arada mavi. Şimdi biraz yoğunluğunu düşürelim. Tekrar ateş ediyorum. Üzerinde çok fazla buton bulunması böyle gerçekten teknolojik bir cihazmış havası yaratıyor. O açıdan eğlenceli bir şey aslında. Şimdi hemen hemen söyleyeceklerim bu kadar. Sadece şeyi toparlıyorum. Şununla birlikte toparlayayım. Bu nedir? Şimdi hayalet avcılarının ekipmanları bildiğiniz üzere sadece bununla sınırlı değil. Bunun bir de bağlı olduğu bir böyle sırt çantası gibi bir şey vardı. Proton Pack adı verilen. Yani hayalet avcıları evreninde Proton Pack olarak geçiyor. Şimdi bu piyasaya çıktığında hayalet avcıları hayranları çok da Proton Pack beklentisine girmemişlerdi. Hani bu bile onları çok heyecanlandırmıştı. Fakat 2021'in Ekim ayının sonlarına doğru Hasbro bir paylaşımda bulundu. Ha bir de tabii şimdi bu piyasaya çıktı. Hayranlar bunu aldılar, kutuyu açtılar. İşte kitapçığa bakıyorlar. Hangi parça nereye takılıyor onu görüyorlar. Ama bununla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Herkes bunun ne olduğunu çok merak etti. Hikaye şu. Hasbro 2021'in Ekim ayının sonunda yaptığı duyuruyla bir Proton Pack piyasaya çıkaracağını duyurdu. Fakat bu böyle hani bunun gibi yaygın bir şekilde hani bir işte atıyorum Dreamers'a gidip de alabileceğiniz tipte bir şey değil ya da yurt dışından hani herhangi bir koleksiyon mağazasından sipariş edeyim de alayım diyebileceğiniz bir şey değil. Hasbro bunu bir fonlama projesi olarak duyurdu. Yani onda da sistem şöyle işliyor. Dedi ki Hasbro, Haslab adında yapıyor bunu. Bu sadece hayalet avcıların değil. İlk hayalet avcıları projesi aslında Proton Pack oldu. Bundan önce Transformers, işte Marvel Legends, Star Wars üzerine bazı projeler yapmışlardı. İlk kez hayalet avcıları için bir proje yaptılar. Dediler ki, arkadaşlar biz bunu Ekim ayının sonunda 2021'de duyurduk. Size bir ay süre. Fiyatımız Proton Pack için $400. Eğer Kasım ayının sonuna kadar yani bir aylık süre içerisinde biz 7000 adet sipariş alabilirsek Proton Pack'ten bunu üreteceğiz. Ama 7000 adede ulaşamazsak üretimi yapılmayacak. Yani klasik fonlama projesi. Tabii bu proje hayranları, hayalet avcıları hayranlarını çok heyecanlandırdı ve
O 7000 adetlik hedefe yaklaşık bir haftalık bir süre içerisinde ulaşıldı. Sadece bununla da kalınmadı. İlgiyi arttırmak için Hasbro bazı ilave eklentiler de duyurdu. Dedi ki tamam 7000'e ulaştık, üretim kesinleşti, üretimi yapacağız. Ama 9000'e ulaşırsak bununla Proton Pack arasındaki bağlantıyı sağlayan hortumu da vereceğiz dediler. O hortumun özelliği şu. Yani klasik bir plastik parçası değil. Şimdi bu normalde 3 tane kalem pille çalışıyor. Proton Pack de 3 tane D tipi pille çalışıyor. Hani bu silindir kalın şişman piller vardır ya, onunla çalışıyor. Eğer ki backpack'imiz de varsa ve hortumumuz da varsa bu ikisini birbirine bağlayacağız o hortumla ve bunun içerisine ilave pil koymaya gerek kalmayacak. Bu ihtiyaç duyduğu enerjiyi backpack'teki o şişman pillerden alacak. Yani bu parça aslında ona yarıyor. Tam böyle bir sürpriz yumurta gibi içerisinden çıktı. Ayrıca başta şuradan daha sonra bahsedeceğim demiştim. Bu da şuna yarıyor. Bunu o backpack'e böyle takabiliyorsunuz. Orada yeri var, yuvası var. Tekrar çıkartabiliyorsunuz. Ne dedik en son? Hortum dedik. 11.000 adet siparişe ulaşılırsa filmde gördüğünüz o ufak Stay Puft Marshmallow adamlarının figürlerinden vereceklerini paylaştılar. Sonrasında 13.000 adetlik bir hedef vardı. 13.000'e ulaşılırsa özel bir sticker seti artı Hayalet Avcıları evreninden bilgiler içeren yani kurgusal bir şey tabii ama hani Ego'nun not defteri gibi bir böyle bir kitap çıkacak. 16 sayfalık. Yine bunun eksklusif bir şey olduğu söyleniyor. Ve son olarak 15.000'e ulaşılırsa bunu ve backpack'i üzerinde sergileyebileceğimiz bir stand hediye edileceği de söylendi. En son artık hani Kasım ayının sonunda son tarihe ulaşıldığında alınan sipariş adedi sayısı 21.000'i geçmişti. Yani büyük bir beklenti varmış. Şimdi son filmin de biraz etkisiyle ben de bu rüzgara kapılmış bulundum. Şeyi biliyorsunuzdur. Şimdi Hasbro'nun kendi üzerinden sipariş verebileceğiniz bir web sitesi var. Hasbro Pulse adında ve bu fonlama projeleri de yine Hasbro Pulse'ın üzerindeki Haslab üzerinden duyuruluyor. Fakat Hasbro Pulse'dan sipariş verebilmek için, alışveriş yapabilmek için ya da Haslab projelerine katılabilmek için ya İngiliz vatandaşı ya Amerikan vatandaşı olmanız gerek. Daha doğrusu vatandaşlıktan kastım şu, orada bir adresinizin olması gerekiyor. Şeyi biliyorsunuzdur artık, size Amerika'dan bir adres veren bazı hizmetler var. Ben de mecbur onlardan birine katılarak bu fonlama projesine dahil oldum. Hasbro'nun bize önceden duyurduğu hazır olma tarihi 2023'ün baharı. Muhtemelen hani bahar bitmeden yani Mart ayına ulaşmadan oradaki posta adreslerine kargolamaya başlarlar diye düşünüyorum. O da elimize ulaştığında büyük bir zevk ve heyecanla sizinle kutu açılışı ve incelemesini yapmayı temenni ediyorum. Biraz uzun bir zaman var ama bekleyip göreceğiz artık diyeyim. Yeni bir videomuzda görüşünceye dek size iyi hayalet avları diliyorum. Thank you.